Bülent Orakoğlu, Dünyayı Korkutan Açıklama İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Ravanshi, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin Amerika tarafından Bağdat'ta öldürülmesiyle ilgili olarak dünyayı korkutan şu açıklamayı yapmıştı. Amerika'nın İran'a karşı sadece ekonomik savaş değil, İran ordusunun en üst düzeydeki bir generaline Bağdat'a suikast düzenlemesi savaşı başlatan bir saldırı olmuştur. Tarihte bir ilk olarak İran'da kırmızı savaş bayrağı Kum şehrinde bulunan Cemkeran Camii'nin minaresine çekilmiş, İran ajanslarınca yapılan zor bir intikam alacağız, direniş ve cihat her zaman bakidir anonsları ise İran'da farklı etnik ve mezhep gruplarını bir araya getirmeye yönelik önemli bir hamle yapılmıştı. İran İslam rejimine bağlı haber medyası ise Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Suudi Arabistan'da Amerika Hava Kuvvetleri uçaklarına ev sahipliği yapan çeşitli hava üslerinde füze fırlatmaya hazır olduklarını iddia etti. Birleşik Devletler Hava Kuvvetlerinin Ürdün'deki askeri üslerine İran Devrim Muhafızları Ordusunun balistik ve seyir füze saldırıları tehlikesine karşın Patriot havadan havaya füze sistemleri gönderdiği bildirildi. Bir anda dünya Amerika, İran arasında uzun bir zamandan yana yaşanan gerilimin savaşa dönüşebileceği tehdidiyle karşı karşıya kalmıştı. İran'ın Irak'tan Suriye'ye, Lübnan'dan Yemen'e, Şii Hilali denilen hattındaki gözü ve kulağıydı. Nerede bir vekalet savaşı varsa Süleymani oradaydı. Bölgedeki acı ve göz yaşında onun imzası Amerika'dan az değildi. Obama döneminde Amerika'nın bilinçli olarak açtığı alanlarda cirit atarken mezhep savaşı çıkartmak için çoluk çocuk demeden katliamlar yaptı. Süleymani ismine en fazla Suriye'de on binlerce Suriyelinin hayatını kaybettiği, tecavüze uğradığı, aylar süren kuşatmalarda açlıktan öldüğü, kimyasal silahlara maruz kaldığı katliamların İran adına yürütücüsü olarak duyurdu. Ancak Amerika, İran'ı veya Süleymaniye'yi Irak'ta şimdiye kadar yol açtığı katliamlar, yaktığı mezhepçilik fitnesi ve bunun idaresiyle sürekli canlı tuttuğu çatışmacı siyaseti dolayısıyla değil, sadece son günlerde büyük elçiliğine ve kendi askerlerine saldırmaya cüret ettiği için öldürdü. Amerika 11 Ekim 2011 tarihinde Suudi Arabistan Washington Büyükelçisi Adil El Cubeyre yönelik suikast girişiminin Kudüs gücü tarafından planlandığını ilan ederek başkanlık kararıyla Kasım Süleymani'yi terörist olarak ilan etmişti. Amerika'nın İran devrim muhafızlarını yabancı terör örgütü olarak tanımladığına dair duyuru Başkan Donald Trump'tan gelmişti. Trump, Devrim Muhafızlarını bölgede terörizmi finanse ve teşvik etmekle suçlamıştı. Amerikan yönetimi ilk kez yabancı bir devletin silahlı kuvvetlerini resmen terör örgütü olarak adlandırıyor. Örgütü IŞİD ve El Kaide ile aynı kefeye koyan bu karar ayrıca İran'la nükleer anlaşmadan çıkıp yaptırımlara geri dönmesinin ardından Amerika için ikinci kritik adımı teşkil ediyor. Fox News'e konuşan Pompeo, İran devrim muhafızları terörist bir organizasyon ve biz bunu belirlemiş olduk. Her tarafta bulunan her bir Amerikan askerini koruduğumuzdan emin olmak için elimizden geleni yapıyoruz her zaman dedi. Devrim muhafızlarının 600'den fazla Amerika askeri öldürdüğünü söyleyen Pompeo, onları zayıflatmadan Orta Doğu'da barışı sağlayamazsınız, istikrarı sağlayamazsınız, güvenliği sağlayamazsınız diye konuştu. Pompeo, Orta Doğu'da barış istemediği gibi, Parçalamaya çalışan ülkesinin harita ve planlarını ve Fırat'ın doğusundaki işgali unutmuş görünüyor. İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi de karara misilleme olarak Amerikan ordusunun Orta Doğu'daki faaliyetlerini yöneten Amerika Merkez Kuvvetleri Komutanlığı CENTCOM ve bağlantılı güçleri terör örgütü ilan etmişti. Gerilim ve savaş riski karşılıklı tehditlerle büyüyerek devam ediyor. İran Devrim Muhafızları Komutanı yaptığı açıklamada Süleymani'nin öldürülmesine misilleme olarak İran'ın erişebileceği her yerde Amerikalıları cezalandıracağını söyledi. Amerika saldırısında öldürülen Kasım Süleymani'nin intikamının alınacağını ifade eden Ebu Hamza, Tel Aviv dahil Amerika'nın bölgedeki 35 hayati noktası İran'ın menzilindedir ifadesini kullandı. İranlı komutan, Amerika'yı Hürmüz Boğazı'nda hedef alacakları imasında bulunarak, Hürmüz Boğazı Batı için hayati bir nokta ve çok sayıda Amerikan muhribi ve savaş gemisi Hürmüz Boğazı, Umman Denizi ve Basra Körfezi'nden geçiş yapıyor değerlendirmesinde bulundu. Trump ise Twitter'dan yaptığı açıklamada İran'a tehditler savurarak, İran'ın Amerikalılara veya Amerikan unsurlarına saldırması durumunda İran'a ait 52 hedefi vuracaklarını açıklamıştı. Orta Doğu'da Amerika-İran gerilimi bir çatışmaya ve 3. Dünya Savaşı'na yol açar mı? Çok zayıf bir ihtimal ama dikkatli olmak gerekir zannımca. Bülent Orakoğlu, Yeni Şafak